Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte ÖSYM'nin belki de en fazla su gönderebileceği yerlerden bir tanesi olan bitkilerde üreme kısmına geçiş yapacağız. Bu kısmın gelme ihtimali daha yüksek. Neden? Çünkü bu kısım birazcık daha zor bir kısım. Bundan dolayı sorabiliyor bazen arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bundan sonraki video parçasında ise son konumuz olan canlılar ve çevreyi anlatmış olacağım. Videoya başlamadan öncesinde bir beğen tuşuna basmanızı önemli rica edeceğim. Bir de kanalımıza hala abone değilseniz olmanızı önemli rica edeceğim. Hadi gelin bakalım o zaman dersimize geçiş yapalım. Şimdi bitkilerde üreme ve çimlenme denilen konumuz. Kapalı tohumlu bitkilerin üreme organı çiçek diye adlandırılıyor. Şimdi bir açık tohumlu bitkiler var. Açık tohumlu. Bir de ne var abi? Kapalı tohumlu bitkiler bulunmakta. Biz bugün neyin üstünde duracağız? Kapalı tohumların üzerinde duracağız. Açık tohumlara bakıldığı zaman ise açık tohumlar arkadaşlar kozalak yapısındaki kozalak yapısındaki Vatandaşlarda vatandaşlar da diyebiliriz. Kapalı tohumların açık tohumlardan en önemli farkı çift döllenme göstermeleri Neymiş? Çift döllenme göstermeleriymiş. Çift döllenmeyi birazdan konuşmuş olacağız zaten. Bir çiçeğin kısımları bulunmakta. Bir çiçekte taç yaprak, çanak yaprak, dişi organ ve erkek organ gibi dört temel yapı da bulunuyorsa buna tam çiçek veyahut da ersilik adı verilmekte. Tam çiçeğe bakıldığı zaman çiçek tablası, çanak yaprağımız bulunmakta, tohum taslağımız, ovaryumumuz, stigma, dişicik tepesi diye adlandırılır. Ee, yine aynı şekilde taç yapraklarımız ve erkek organ, anter ve filamentimiz bulunuyor. diye ismi başçık veya da sapçık diye adlandırılıyor. Dişi organa bakarsak eğer ki stigma, dişicik borusu, tohum taslağı ve ovaryumdan meydana geliyor. Erkek organ ise filament ve anterden meydana geliyor. İşte bunların nesini konuşacağız birazdan? Üremesini konuşacağız. Şimdi gelelim hemen ne yapalım yavaş yavaş artık polen oluşumuna. Polen oluşumu diyorsam eğer ki neredeyimdir erkek kısmını anlatıyorum demektir tamam mı polen kısmında. Polen oluşumunda polenler erkek organ başçığında bulunan polen kesesinde oluşur. Bu arada anlatmış olduğum şeylerin tamamı kapalı tohumlu bitkiler için geçerli açık tohumlu bitkiler için değil. Yani şu anda anlattığımız muhabbetlerin tamamı kapalı tohumlarda gözlenmekte. Polenler erkek organ başçığında bulunan polen kesesinden oluşuyor. Bakın başçık kısmı yani anter kısmı ve sapçık kısmı bulunmakta. Birazcık siperme benzerlik özellik gösteriyor aslında bakarsınız. Başçık kısmında bulunan arkadaşlar tekalar bulunmakta. Bu tekaların içerisinde ise polen ana hücresi bulunmakta. Bir şeyin başında ana eki varsa eğer ki mutlaka kaç kromozomlu? 2N kromozom yapısına sahip. Biz bunu aynı zamanda mikrospor ana hücresi diyoruz. 2N kromozomlu vatandaşımız bir defa mayoz bölünme geçiriyor. Bir defa mayoz bölünme geçirirse nasıl olacak? İki en kromozomlu vatandaş mayoz bir geçirdi. En kromozomlu iki tane yapı oluştu. Daha sonrasında mayoz iki geçirdi. En kromozomlu dört tane ne oluştu? Yapı oluşmuş oldu. Bu yapıların her birine ne diyoruz? Mikrosporlar diyoruz. Yani başındaki anak ifadesini ne yapıyorum abi? Kaldırmış oluyorum. Buradaki mikrosporlar bir defa çekirdek mitozu geçirmek durumunda. Bir defa çekirdek mitozu geçirdikten sonrasında ise artık ne oluşuyor arkadaşlar? Polen dediğimiz vatandaşta oluşuyor. Bakın ne oluyor? En kromozomlu iki tane yapı. Çift çekirdekli yapılar yani. Bunlardan bir tane çekirdek generatif çekirdek diye adlandırılıyor. Bu döller çekirdek diye geçiyor. Diğeri ise vejetatif çekirdek de bu da tüp çekirdeği. Yani Döllenme gerçekleştirirken tüpü oluşturacak yapı. Tüpü oluşturacak yapıya vejetatif çekirdek diyoruz. O zaman bir kere daha topluyorum ama mikrosporlu hücremiz var. İki kromozomlu mayoz bölünme geçirdi. Daha sonrasında en kromozomlu oluştu. Bu çekirdek mitozu geçirdi. Daha sonrasında dört tane yapı çift çekirdekli oluştu. Bunlardan bir tanesi genetif çekirdek bir tanesi ise vejetatif çekirdek. Spermler tozlaşma olduktan sonra dişicik borusunda generatif çekirdeğin mitozu ile oluşur demiş arkadaşlar. Yani şuradaki vatandaşımız vejetatif çekirdek olduğu için bu herhangi bir şekilde sperm oluşumunda ne yapmayacaktır? buraya oynamayacaktır. Bu sadece tübe oluşturacaktır. Bu vatandaşım ise onu farklı bir renkte gösterelim. Şu vatandaşım ise generatif çekirdek ise sperm oluşumunu ne yapacaktı, Sağlayacaktır. Yani esas işi yapan vatandaşım kim? Buymuş. Şimdi Vejetatif ve generatif çekirdeklerin kalıtsal bilgisi aynı. Neden? Mitoz da oluşuyor çünkü vatandaş. Her türün poleni kendine özgüdür. Yani genetik çeşitlilik vardır polenler arasında. Şunu demeye çalışıyorum. Bir erkekle diğer erkek arasında farklıdır arkadaşlar polenler. Rüzgarlarla tozlaşan bitkilerde polen sayısı fazla. Çünkü ne yapıyor abi? O polenler yayılmaya başlıyor. Polenler hafif ve yüzeyleri düzdür. Böcekler tozlaşan bitkilerde taç yapraklı oldukça gösterişlidir. Güzel kokular ve nektar balozu gibi salgılar üretirler ve polenleri desenleri ve çıkıntılıdır. Desenli ve çıkıntılıdır demiş arkadaşlar. Çok önemli değil. Sen sadece şuradaki muhabbeti bilsen benim için kafi. Geldik şuna. Embriyo kesesi oluşumuna geçiyoruz şimdi de. Bakın değerli dostlar burada ise neyi konuşacağım artık? Dişi kısmını konuşmuş olacağım. Erkek kısmını konuştuk dişi kısmına geldik. Burada embriyo kesesi dişi organın yumurtalığında oluşuyor. Bakın demin mikrosipoy ana hücresi demiştim erkek için. Şimdi ise dişi için megasipoy ana hücresi diyeceğim. Ana hücresi dediğim için yine iki en kromozomlu mu? Evet. Bakın burada bu vatandaşım mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz bölünme sonucunda şimdi iki en kromozomlu vatandaş mayoz 1 geçirdi. Yine en kromozomlu 2 yapı oluştu. Mayoz 2 geçirdi. 4 tane en kromozomlu ne oluştu? Yapı oluştu. Fakat her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi ne olacaktır? Şu 3 tane vatandaş stoplazma yetersizliğinden dolayı ne yapacaktı? Hak kırametine kavuşacaktır ve sadece bir tanesi canlı şekilde kalmış olacaktır. Bakın canlı megaspor demişiz buraya zaten. da 3 çekirdek mitozu geçiriyor. Şimdi elinde baba ne var? Bu var değil mi? En kromozomlu yapı. Sen buna birinci defa çekirdek mitozu geçir. 2 tane yapı oluştu. Sen buna ikinci defa ne yap? Çekirdek mitozu geçir. Ne yaptım abi? Dört tane vatandaşım oluştu. Sen buna üçüncü defa çekirdek mitozu geçir abi. N, 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 N. N, N ve en son N, N olacak. 8 tane ne oluşmuş oldu arkadaşlar? Yapı oluşmuş oldu. Bunun formülü neydi? 2 üzeri 3'tü. Kaç tane mitoz geçirecekse o kadardı. Toplamda 8 tane olacaktı. Bu 8 tanenin 3 tanesi antipot hücre diye en üst kısma ne yapıyor? Geçiş yapıyor. 2 tanesi polar çekirdek. Bu çok önemli. Diğer 2 tanesi sinerjit çekirdek. Orta kısımda kalan da yumurta hücresi diye ne yapıyor arkadaşlar? Adlandırılmış oluyor. Burada konu mankeni olanlar kimler? Antipot hücreler. Ve konu mankeni olan sinerjit hücreler. Bunlar herhangi bir şekilde döllenmeye katılmayacaktır. Ama polar çekirdekler ve yumurta hücresi döllenmeye katılacaktır. Yazmışız zaten antipot ve sinerjik çekirdekler döllenmeye katılmayacaktır. Embriyo kesinde bulunan 8 çekirdeğin kalıtsal bilgisi aynı. Çünkü neden? Mitozda ne yapıyor? Oluşmuş oluyor bu yüzden. Şimdi geldik ne yapalım abi bunları artık yavaş yavaş önce tozlaşma gerçekleştirelim. Sonra ise döllenmesini gerçekleştirmiş olalım. Erkek organ başlığındaki polenlerin rüzgar ve böcek gibi taşıyıcılarla dişi organ tepeciğine <laughs> ulaşmasına tozlaşma denmekte. Yani rüzgarlı olabilir veya da böcek de olabilir. Erkek ve dişi ne yapacak? Birleşecek. Şimdi bakın ben ne yapmıştım en son? Erkek kısmında bak elimdeki veriye bak şimdi. Erkek kısmında ne vardı abi? Şöyle bir tane yapı vardı. Şurası en kromozom burası da en kromozom. Şöyle bir yapı vardı. Bunlardan bir tanesi neydi arkadaşlar? Generatif çekirdekti. Generatif. Bir tanesi ise neydi arkadaşlar? Vejetatif çekirdekti. Bu kısma ise polen diyorduk zaten. Bakın bu vatandaşlardan vejetatif çekirdek neyi sağlayacaktı? Tüp oluşumunu sağlayacaktı. Bu yüzden döllenmeye katılmayacaktı. Bu yüzden ne yaptık abi? Bak bunun üstüne çarpı koymuşuz. Bu çarpı koyduğumuz neyi oluşturmuş oldu peki? Şurada göstermiş olduğum bakın mavi boyamış olduğum tüp kısmını ne yapıyor? Oluşturmuş oluyor. Bak tüp kısmı nereye doğru gidiyor bu arada? Tüp kısmı bizim e, doğru ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi bakıldığı zaman generatif çekirdek bu tüpten geçti. Ve işte çekirdek zaten tübü oluşturdu. Yok oldu. Bakın bu tüpten geçerken generatif çekirdek bir mitoz bölünme geçiriyor. Mitoz bölünme geçirdiği zaman ne olacak abi? Bunun sayısı iki taneye ulaşmış olacaktır. Dolayısıyla iki tane yapı oluşmuş olacak. Yani şundan bahsediyorum. En kromozomlu bir vatandaşım var. Bunun ismi generatif çekirdek. Bu mitoz geçirince kaç tane olacaktı? En kromozomlu iki tane vatandaşım ne yapacak? Oluşacak. Burada gösterdim onları. Bu doğru ne yapıyor abi? Gidiyor bizim arkadaşlar mikropil açıklığı dediğimiz yerden küt diye içeriye giriyor arkadaşlar. Şimdi girdikten sonrasında girdikten sonrasında iki tane vatandaşımız girdi ya mesela diyelim ki şu birincisi olsun bu da ikincisi olmuş olsun tamam mı şu da ikincisi olmuş olsun bunlar kiminle dönlenecek bak yazıyorum buraya benim içeride kimin vardı şu içeriki kısımda kimin vardı bir tane yumurta hücrem vardı en kromozomlu değil mi o zaman en kromozomlu yumurtayla en kromozomlu bir tanesi bunlardan bir tanesi dönlenmiş olsun en kromozomlu sperm dönlenecek ve iki en kromozomlu ne oluşacakmış arkadaşlar zigot oluşmuş olacaktır bu birinci dönlenme İkinci döllenme ne olacak? Bir de bunun içerisinde ne vardı arkadaşlar? Polar çekirdeklerimiz vardı. Polar çekirdekler kaç taneydi? İki taneydi. İki tane polar çekirdek kaynaşıyor ve iki en kromozomlu bir vatandaş meydana geliyor. Artı diyorum. Bir tane daha en kromozomlu spermimiz vardı ya. O en kromozomlu sperm arkadaşlar ne yapacaktı? Döllenecekti. Ve 3 en kromozomlu nedir arkadaşlar? Yapı oluşmuş olacaktı. Bakın birinci döllenme böyle gerçekleşti. İkinci döllenme ise bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Bu yüzden kapalı tomobitlerde çift döllenme görülür deriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi birinci sperm çekirdeği yumurta çekirdeği kaynaşır diyor. Şu iki en olacak. İkinci sperm çekirdeği ile poğa çekirdekler kaynaşır. Bu da üç en olmuş olacaktır. Gel aşağıya birazcık daha bakalım. Kapalı tohum dükkanı çift döllenme sonucu oluşan yapılar şu şekilde. Bak birinci sperm çekirdeği en kromozomlu. Yumurta çekirdeği de en kromozomlu. Döllenme vasıtası zigota düşüyor. Biraz önce bahsettiğim bak yukarıdaki durum. Ve zigot mitoz bölünme yardımıyla embriyoyu ne yapmış oluyor? Oluşturmuş oluyor. Tamam. İkinci döllenme nerede olacaktı? İkinci sperm çekirdeğiyle şu bak orta kısımda göstermiş olduğum polar çekirdekler var ya burada. Bu polar çekirdekler ne yapacaktı? Döllenecekti. Şurada bir tane sperm çekirdeğim vardı. Polar çekirdekler iki tane de iki, taneydi. i̇ki en kromozom yapısına sahip oldu. Yani bunlar birleşti ve iki oldu. Artı en daha koyarsam triploid çekirdek yani üç en kromozomlu da oluşacaktır. Bu mitoz bölümlerle endospermi oluşturmuş olacaktır. Endosperm önemli çünkü tohumun gelişebilmesi için uygun besi ortamını yani besi dokuyu oluşturmuş olacaktır. Şimdi yine çok fazla sorulan muhabbetlere bakarsak eğer ki bunların nesini sorarlar? Kromozom yapısını sorarlar. Bakalım yumurtalık dediğimiz vatandaş iki kromozom yapısına sahiptir. Meyve de yine bundan gelişeceği için arkadaşlar iki kromozoma sahiptir. Tohum tasta yine iki endir. Tohum da yine iki kromozom yapısına sahiptir. Yine tohum tasta dış örtüsü iki endir ve tohum kabuğu da iki kromozom yapısına sahiptir diyebiliriz. Olay bu. Kapalı tohum bitkilerde eşeyli üreme sırasında sırasıyla bakın bu sırayı sorabiliyor ÖSYM e, bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Sıralama sorularını sormayı çok fazla seven bir kurum kendileri. Polen ve embriyo kesesi oluşumu. Polen neydi arkadaşlar? Erkekti. Embriyo kesesi ise dişiydi. Biz polen ve embriyo kesesinde neyi ortak gördük bu arada? Mayoz bölünmeli oluştuğunu devamında ise mitoz görüldüğünden bahsettik. Bu arada şurada Mitoz bölünme görülüyor ya mesela dedim ki ben size işte mikrospor hücresi dedim değil mi en kromozomlu bu vatandaş çekirdek bölünmesi gerçekleştirdi ya yani çift çekirdekte oldu ya bunun ismi artık endomitoz değil arkadaşlar endomitoz ifadesi kaldırıldı bilginiz olsun diye söylemiş olayım. Daha sonrasında tozlaşma görülüyor erkek bir dişi ne yapıyor? Tozlaşma görülüyor. Sonra sperm oluşumu, sonra dörlenme gözleniyor. En son ise embriyo ve endospermin oluşumu gözlenmiş oluyor. Zaten zigot oluşacaktı. Daha sonrasında ise ne olacaktı? Endosperm yani besi doku oluşmuş olacaktı. Yani şu her zaman sonda olacak. Bunların oluşumu ise her zaman başta olmuş olacak. Geldik şuna, tohumun yapısına. Bunu da sorma ihtimali var. Bakın kromozom çeşitlerini, kromozomları sorma ihtimali yüksektir. ÖSYM'nin dikkat etmekte fayda var. Kabuk kısmı 2N kromozom yapısına sahip. Embriyo kısmı da 2N kromozom yapısına sahip. Endosperm yani besi doku ise 3N kromozom yapısına sahip. Biz tek çenekli tohumu ve çift çenekli tohumu diye ne yaparız? Ayırabiliriz. Tek çenekli tohum ne olacak? Monokotil bir bitki olacak. Çift çenekli ise ne olacaktır? Dikotil bir bitki olmuş olacaktır. Kabuk kısmı var bakın dikkat edersiniz. İkiyen kromozom yapısına sahip. Endosperm üçen kromozom yapısına sahip. içeride bekliyor. Embiyonik gövde var. Çenek kısmı var. Ve deneyim var arkadaşlar. Embiyonik köküm bulunmakta. Devam ediyorum. Dikotillere. Kabuk kısmı var. Endosperm var. Bakın bunda tek bir çenek yani bir rakamını görüyormuş gibi gözüküyor. Diğerinde ise bakın şurada bir tane ve şurada bir tane olmak üzere çift çenek bulunmakta. Yine embriyonik gövdemiz bulunmakta ve embriyonik kökümüz de ne yapacaktır? Bulunmuş olacaktır. Embriyomuz yine iki enden oluşmuş olacak. Yani bakın burada en kromozomlu bir şey konuşmuyoruz. Hep iki en ve besi doku üç endir. Başka bir şey yok zaten. Hani burada en kromozomlu bir yapı yok. Unutmayın lütfen. Tohum kabuğu serttir ve embriyolik korur. Zaten bak adı üstünde tohum kabuğu ne yapacaktır? Kabuk en dış kısımda yer alacaktır ve embriyolik koruyacaktır. Endosperm yani besi doku fotosentez başlayıncaya kadar embriyoyu besleyecektir arkadaşlar. Adamın ismi zaten besi doku bunu da çıkartırsın. Tohum kabuğu gaz alışverişine izin vermediği için kuru tohum dikkat etil alkol fermentasyonu yapar. Bunun cinsini, türevini, cartını, jutunu sormazlar ama fermentasyon yapıp yapmadığını sorarlar. Fermentasyon yapar. Tamam mı? Unutmuyorsun bunu. Yani oksijenli solunum yazarsa yemez abi. Tamam mı? Fermentasyon şeklinde. Çünkü tohum kabuğundan dolayı gaz alışverişi söz konusu değil. Geldik meyve oluşumuna. Tohumdan sonrasında ne olacaktı? Meyve oluşacak. Dörlenmeden sonra yumurtalığın gelişimi sonucu meyve oluşuyor. Meyvenin görevi uyku halindeki, biz buna ne diyoruz uyku halindeki vatandaşa? Dormansi diyoruz arkadaşlar dormansideki tohumları korumak ve tohumların yayılmasına yardımcı olmaktır. Basit meyve bir çiçeğe ait tek bir yumurtaların gelişmesiyle oluşur. Bu tip meyveler etli ve kuru meyveler şeklinde olabilir. Mesela domates, fasulye, şeftali, kiraz, üzüm, işte kayası, zeytin, elma, etli meyveleri örnektir arkadaşlar. En fazla tükettiğimiz vatandaşlar yani ne olacaktı? Basit meyve olacaktı. Ayçiçeği gibi, fındık gibi, buğday gibi, mısır gibi vatandaşlar ise kuru meyveler yine örnektir. Basit meyve oluşumunda sadece yumurtalık katılıyorsa buna gerçek meyve, yumurtalık ile birlikte çiçek tablası ve çiçek sapı gibi yapılarda bulunuyorsa buna yalancı meyve denmekte. Bileşik meyve ise bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğe ait yumurtalıkların birleşip kaynaşaraktan tek bir meyve haline gelmesi de oluşuyor. Yani basit meyvede sadece yani bir tane yapı bulunmakta. Bileşik meyvede ise arkadaşlar ne olacaktır? Bir çiçek kümesi olmuş olacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır? Yumurtalıklar kaynaşıp birleşip tek bir meyve haline alacaktır. Mesela ananas, mesela böğürtlen, mesela dut bileşik meyvelere örnektir arkadaşlar. Tamam mı? Bunu hiç sormadık. Yani e, ÖSM hangisi bileşik meyvelere örnektir? Hangisi basit meyvelere örnektir diye sormadı. O yüzden çok fazla üzerinde durmanıza gerek yok. ÖABT'de de sormadı bu arada. Meyvelerdeki çeşitli farklılaşma tohumların yayılmasını kolaylaştırır. Mesela bazı bitkilerin tohumları pervana görevi yapan meyvelerin içinde bulunup bunlar uçarak bitkiden uzaklaşır. Bazı tohumlar meyve kabuğunun kuruyup dökülmesi sonucu çevreye gelir. Pıtrak gibi bitkilerin dikenli meyve kabukları hayvanların kütlerine, kuşların tüylerine ve insan giysilerine tutunaraktan taşınır. Süpürge otu gibi bitkilerin meyve çeperliği kuru ve aniden dönüp açılaraktan tohumları dışarı fırlatır. Bazı meyvelerin çekirdekleri hayvanlar tarafından sindirilmeden dışkı ile başka alana taşınabilir. Taşınma görevi gidiyor. Yani bir noktadan A noktasından B noktasına bu şekilde ki verilen örneklerde taşınabiliyor. Bunu da çok sormayacağını düşünmüyorum ama var diye vermiş olayım dedim. Adamlar bunlara çok fazla girmiyor. Adamların girmiş olduğu yerler neresi değerli dostlar? Bu kısımlar. Yani şu yukarıda anlattığım kısımlar. Bunlar birazcık daha hikaye kısmı olduğu için bunu herkes mantıken yapıyor. Ama diğerine bilgiyle ne yapıyorsun? Gerçekleştiriyorsun. Çimlenmeye geldik. Bak bunu soruyor işte. Bunu soruyor abi. Neden? Çünkü burada bazı olaylar var. Bunları karıştırabilme ihtimali yüksek diye soruyor. Çimlenme, döllenme ürünü olan tohumun tam bir bitki haline gelinceye kadar geçirdiği süreçtir. Yani burada döllenmeden sonrasındaki vatandaş ne yapacaktır? Artık çimlenme sürecine ne yapacak? Geçiş yapacak. Ama çimlenme durumu daha yeni olgunlaşmaya başlayan bir bireyden oluştuğu için bu süreçte fotosentez, mayoz bölünme, döllenme, kalıtsal çeşitlikten bahsedemiyoruz arkadaşlar. Yani vatandaş kendi besinini yani glikozunu kendisi üretemiyor arkadaşlar. Tamam mı? Besi dokudan karşılıyor. Ama mitoz bölünme gibi, büyüme gibi, farklılaşma gibi, genellikle oksijenli solunum gibi reaksiyonları ne yapacaktır? Yapmış olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Unutmuyoruz bu kısımları da. Tamam? Mı? Geldik şuna. Çimlenme tamamlanıncaya kadar kuru ağırlık azalır. Bak. Şuradaki anahtar kelime önemli. Kuru ağırlık Kuru ağırlık ifadesini özellikle test kitaplarında çok fazla görmekteyiz. Kuru ağırlık nasıl artar? Abi kuru ağırlık 6 karbondioksit artı 6 tane su. C6 H12O6 artı 6 tane oksijen. Şunu elde ediyorsam yani fotosentez reaksiyonunu gerçekleştiriyorsam yani glikoz artıyorsa artar. Ama çimlenme tamamlanıncaya kadar ben sonuç itibariyle besini ne yapacağım abi? Hazır alacağım. Hazır aldığım için bu glikozu tüketeceğim mi? Tüketeceğim. Tüketeceğim için kuru ne yapacak? Azalmış olacak. Çimlenme tamamlandıktan sonra kuru artar diyor. Niye? Çünkü bunu üretmiş olacağım. Yani glikozu üretmiş olacağım. Tohum kabuğunun kalınlığı endospermdeki besin miktarı ve çeşidi çimlenmeye başlama süresini etkilemekte. Bunlar ne olacaktır? Genetik yani kalıtsal varyasyonlar çeşitlilikte oluşacaktır koşullar uygun değilse eğer ki aba apsik asit yani gudubet bir hormondu. Geçen dersimizde bahsetmiştik. Bu aba dormansi ne yapacaktı? Uzatmış olacaktır. Yani dormansi demek ne demek? Tohumun uyku hali demektir. Tohumun nesiymiş? Uyku hali. Koşullar uygun ise gibberellin bakın olumlu bir hormondu hatırlarsınız. Geçen dersimizde çimlenmeyi ne yapacaktı? Uyaracaktı. Yani sağlayacaktı. Geldik şuna. Çimlenme sırasında sırasıyla şu aralar gerçekleşir. Tohum su alır ve kabuk çatlar. Artık kabuk ne yapacaktır? E, çatlayacaktır. Gibberellin olumlu bir hormonun etkisiyle amilaz enzimi aktifleşir ve nişasta yıkımı gerçekleşmeye başlar. Enzimatik faaliyetle hızlanır. Gelişiyor çünkü adam. Oksijenli solunum hızlanacaktır. Mitoz bölünme hızlanacaktır. Tohumun çimlenmesi için suya ihtiyacım var, neme ihtiyacım var ve ısıya ihtiyacım var. Daha öncesinde ÖSYM buradan bizim bilgimizi yokladı. Tohumun çimlenmesi için toprak, ışık, karbondioksit gerekli değildi arkadaşlar. Dikkat önemli. Niye ışık gerekli değil? Çünkü vatandaş ne yapmıyor? Fotosentez yapmıyor arkadaşlar. Veya karbondioksit niye gerekli değil? Fotosentez de kullanacak çünkü bunu. Karbondioksit adamın elinde var zaten. Niye? Oksijenli solunum reaksiyonu gerçekleştiriyor bu yüzden. Bazı tohumlar çimlenme sırasında oksijensiz solunum yapar. Ancak böyle tohumlar ne yapamaz? Gelişme özelliğine sahip değildir. Bir canlı türüne ait şöyle e, bireylerin veya grupların birbirinden farklı özelliklere sahip olmasına varyasyon veyahut da çeşitlilik adı verilmekte. Şimdi şunu demeye çalışıyorum burada. Mesela A tohumuyla A tohumuyla B tohumu bu vatandaşların besi dokusu olsun veyahut da e, daha önce depolamış olduğu besi dokusu daha önceki genetik çeşitliği farklı olacağı için bunların A tohumunun ve B tohumunun çimlenme süresi, çimlenme süresi veyahut da gelişme süresi, veyahut da olgunlaşma süresi birebir aynı olmayacaktır. Bu da varyasyondan yani çeşitlilikten dolayıdır diyebiliriz, tamam mı? Olay bu. Evet, böylelikle bitkiler kısmını özellikle önemli olan kısımlarına değinerekten ne yapmış olduk, bitirmiş olduk. E, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar, elimden geldiğince öz şekilde anlatımını yaptım. Elbette bu konuyu çok fazla uzatabilirsiniz. Yani ben burada size 10 sayfa değil de 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa anlatabilirim bitkiyi. Ama ÖSYM'nin sorduğu soruyla ortada olduğu için arkadaşlar buna çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum ki zaten serimizin amacı konu kalıpları serisi. Bu kısım size öz olan konu anlatımını ne yapıyor? Veriyor. Bir sonraki dersimizde canlılar ve çevre yani AYT'nin son konusuna geçiş yapmış olacağız. O zaman şimdi hoşçakalınız kendinize iyi bakınız.